Merhaba arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz yanımızda can dostlarımız var. Elimi ısırma, yapma öyle şeyler. Arkadaşlar ava gittik ailecek. Geçtiğimiz cuma günü güzergahımızın üstünde ben bu hayvanları gördüm. 50-60 tane yakın köpek var. Yani durumları bayağı sıkıntılı durumda. Allah'ın dağında bunları birisi mi attı? Buraya hangi sebepten geldi? Meçhul. Vallahi benim vicdanım el vermedi. Yani dedim ki yani gideyim ben bunlara. Yani imkanım yoktu. Mama alamadım. Çünkü bir iki çuval mama almam gerekecek muhtemelen. Ben de arkadaşım olan Sezer'den, Samet Kasap. Sezer'den dedim ki kardeşim bana kemikleri ayır. Allah razı olsun, o da bayağı bir kemik ayarlamış. 20 kiloya yakın kemiğimiz var. Şimdi onları bu hayvanlara dağıtacağız. Vallahi balık videosu çekemedim. Tekrardan üzülüyorum. Balık kanalıyız ama yani bir haftadır ben geliyorum buraya. Herhangi bir video çıkaramadım. Bunu da kanala atmamın sebebi arkadaşlar kesinlikle prim değil. Veyahut da prim olarak da düşünebilirsiniz. Benim primden falan herhangi bir şeyle işim yok. Sadece şu canların biraz karnı doysun. Kaç tane yavru var? 50-60 tane köpek var burada. Yeter ki bunların karnı doysun. Biraz da olsun faydamız olsun. Ve bundan sonra Sezer Kasap'la anlaştık arkadaşlar. Sürekli kemik ayıracak. 3 günde bir ben bu hayvanları getireceğim. Eğer ki sizler de biraz destek vermek istiyorsanız bir IBAN numarası atarım arkadaşlar. Bu köpekler için, yani özellikle benim takipçilerimden bahsediyorum. Bu köpekler için mama takviyesi yaparsak ya gerçekten müthiş olur. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Yani durumu olanlardan bu yardımı bekliyorum açıkçası. Yani şunların biraz ihtiyacını giderelim arkadaşlar. Baksana hayvanların haline bakın ya. O kadar kötü durumdaylar ki. Buraya da bir Allah razı olsun bir hayvan sever. 4 tane böyle kulübe tarzı bir şey yapmışlar. Ya görüyorsunuz dağın ortasında nasıl geldiler? Kim getirdi? Birisi mi var? Bıraktı bunları. Ne yaptı belli değil. Ya yol yukarısı bir sürü köpek dolu arkadaşlar. Hiç de zararı yok. Ya burada arabalar da geçiyor. Çarpılır, ezilirler. Ama biz bugün bunların karnını güzel bir şekilde doyuracağız arkadaşlar. Tekrardan diyorum. Yardım etmek isteyen varsa lütfen Instagram'dan ulaşsın. Şunların karnı güzel doysun arkadaşlar. 3 günde bir değil de her gün getirirsem yani gerçekten çok güzel olacak. Sezer ne diyorsun kanka? Yani biz de hayvan sevdalısı olarak kasabız ama hayvanları kesiyoruz, biçiyoruz ama hani hayvan sevdalısıyız. Balıktan tut kuşumuza kadar hepsine sevdalıyız. Tabii ki sokak hayvanlarına da her zaman tam desteğimiz var. Hani Eray kardeşime olsun, diğer çevreden arkadaşlarımız geliyor. Onlara da her zaman sokak hayvanları için kemiğimizi hani esirgemiyoruz hiçbir zaman. Kendimiz de zaten köylere gittiğimizde götürüyoruz. Arabamız boş gitmiyor. Eray kardeşim de böyle bir projeye imza atmak istedi. Biz de ona desteğimizde bulunduk. Hani diyeceklerim bu kadar kardeşim. Allah ağzına sağlık. Hani ne diyeyim? Herkes elinden geleni yapsın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani belediye gidip oraya bırakıyor. Hayvanlar evet. Orada tek başına dağın ortasında talep alıyor. Yani hiç gerek yok böyle bir şey. Biz insansak onlar da bir canlı. Sonuçta onlara yardım etmemiz lazım. Evet. O zaman ben gidiyorum. Kardeşim yolda çık olsun. Kemikleri dağıtıyorum, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz hayvanların yanına. Hayvanlar çok çaresiz. Veteriner ihtiyacı bile var ama nasıl olacak bilmiyorum. Etlerimiz burada. Görüyorsunuz bayağı bir dolu. Allah razı olsun Sezer'den. Bayağı bir doldurmuş arkadaşlar etleri, kemikleri. Kaan'cım oğlum gel buraya. Oğlum saldırabilirler, ne olur ne olmaz. Şimdi bol bol şöyle kenara, arabaları çarpmayacak şekilde. Sena çekil oradan. Atıyoruz. Hadi bakalım. Hadi hayır, gelme buraya. Buraya gelmek yok, yasak. Hayır, hayır, hayır. Hey. Böyle olmayacak, siz durmuyorsunuz. Şuraya bakın. Ay maşallah, hadi, hadi. Poşeti alacağız sonra. Bu yemeyin birbirinizi. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Hey. Oo, pop 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 pop. Gel. Hayır. Sen çık oradan. Gel. Dur, bekle. Hadi yiyin burada. At. Gel. Hayır. Hayır, durun. Durun. Dur. Bak, laf dinlemiyorsunuz ama ha. Dur sen. Arap.
Burada var ya bayağı bir şey ha. Ya oğlum sen çok yedin zaten, bir git. Yavrulara vereceğiz bunları. Hayır. Alın bakalım. Alın bakalım. Durun bir durun durun. Vallahi saldırdılar. Bir şey yapamıyorum. Tamam. Bak havlere mamma veriyoruz oğlum, gördün mü? Tam araya geldi. Vay maşallah. Bakın çöpleri toplayacağız. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Yeter oğlum sen çok yedin. Yeter azıcık bak bıdık yesin bak bıdık bıdık kap. Al kaç davut hadi. Tamam yeter babam yeter yeter. Bak havlama sakın hiçbirine. Hayır. Aa bıdık valla. Bıdığı sıkıştılar çalığın arasında. Oraya aldı kaçtı ama. Oğlum sen çok yedin ya, bu böyle olmayacak. Bunlara bu kadar yetersiz geldi. Bir kasapla da anlaşmak lazım. Bayağı yetersiz geldi. Hayır! 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 Kavga yok! Kavga yok! Oo, daha yukarıdan daha bayağı bir köpek gelmeye başladı. Son gelenler arkadaşlar kavga çıkarıyor. Yani... Hayır! Bak görüyorsunuz. Ağzından yavrunun aldı arkadaşlar. Bunlar sonradan gelen, yukarıdan gelenler artık. Kaan gitme oğlum, gitme babacığım. Ne olur ne olmaz babam. Oo, orada daha bir poşet varmış. O yedirmiyorlar, orada bayağı etim kemiğimiz var. Doyunca muhtemelen kalkacaklar arkadaşlar. Şimdi ben de müdahale etmek istemiyorum işte şimdi yani. Sonuçta saldırma olasılığı var. Oyunu cinsini bilmiyoruz yani bu hayvanların. Şu bayağı sıkıntılı. Yani oraya kurulmuş, kimseye bir şey ellettirmiyor. Ay oradan bir bıdık geldi. Oradan bir bıdık geldi. Şu bıdığa bir tane kemik almamız lazım. Gel bıdık. Gel bıdık. Bıdık gel 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 bıdık. Sen yemedin mi hiç? Vallahi birkaç tane bayağı bir bıdık var. Hayır. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Bak. İki gün sonra bir daha geleceğim. Kavga yok. Tamam mı? İki gün sonra geleceğim bir daha. Mamma getireceğim size. Hey. Karnınız hiç şişmedi sizin oğlum ya. Arkadaşlar destekleri bekliyorum. Mama vermeyi düşünürseniz, böyle bir iyilikte bulunursanız Instagram'lar adresimden bana ulaşabilirsiniz. Yani çok zor değil arkadaşlar yani. Ben de imkanlarım yettiğince, zaten çalışan da bir insan değilim biliyorsunuz yani, işsiz kaldım. Herhangi bir işim yok benim de. Ama bunlara iyilik yapmak gerçekten güzel bir şey. Bunları da sizden bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.